TV100 Ana Haber devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuğumuz. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey bugünkü yayın için size özel teşekkür borcum var. Zira ana haberin ilk konuğunun siz olmanızı ben çok istemiştim. Birkaç kez ertelemek zorunda kaldık. Biz ana haberin tarihini değiştirince bugün geldiğiniz için öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Arkadaşlar dışarıda da çok iyi başladığını da söylediler. Başladığı gibi iyi devam eder umarım. Başarılar diliyorum. Umarım lütfen. çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi öyle bir tarihte de geldiniz ki tam da Özgür Özel'e sorulması gereken soruların olduğu bir gündemdeyiz. Dün de çok konuşuldu. Ondan önceki hafta da çok konuşuldu. Hepsini soracağım efendim size. Tabii. Bir kez daha izleyicilerimize de Sayın Özgür Özel'e sormak istedikleri sorular varsa TV100 etiketiyle TV100'ü etiketleyerek sormalarını rica ediyoruz. Şimdi dün mecliste CHP grubu olarak bir ilke imza attınız ve CHP grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise girdiğinde ayağa kalktı. Siz de kalktınız. Ceketinizi iliklediniz. Bu kararın, bu değişikliğin sebebi neydi? Aslında ilk değil. Yani e, 2007 yılına kadar zaten kalkıyorduk. E, Sayın Abdullah Gül'e hep kalktık. E, Sayın Erdoğan'a da 2007'ye kadar kalkıyorduk. Ama 2007'den sonra yok. Galiba bir 2021'de yani İsmail Saymaz da bugün hatırlatmış. Bir 2021 istisnası var. 2021'de bir kalkmışız. Ama o zaman herhalde çok kalabalık katılmamışız falan öyle bir şey var. Ama e, mesele şu yani normalde aslında belki de şöyle bir şey olacak. E, bir parlamento geleneği bu. Bu, bu tartışma 1946'ya dayanıyor. 1946'da İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı olarak içeri girince CHP grubu ayağa fırlıyor ve hararetle alkışlıyor. Demokrat Parti grubu var artık. Onlar oturuyorlar ve diyorlar ki milletin vekilleri kimsenin karşısında ayağa kalkmaz hmm. 1950'den sonra bu sefer ismi Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette ve Demokrat Parti'den seçilen bir Cumhurbaşkanı var ve Cumhurbaşkanı salona girince CHP ayağa kalkıyor tutanmez ama alkışlamıyor hmm. ve Demokrat partilerde sözlerinin arkasında oturuyor, oturdukları yerden alkışlıyorlar ve e, bu kadar enteresan bir Geçmişi var bu tartışmanın ve süre geliyor, süre geliyor, süre geliyor. Şimdi geldiğimiz noktada 2007'den beri biz kalkmıyorduk. Bu tabii genel başkanın takdiri olarak daha önce Kemal Bey'in eskiden kalkıyorduk. Bir tarihten sonra kalkmıyor. MYK'nın aldığı bir karar. O zaman da çok haklı söylemler vardı. Ben de savundum. Yani şunu söyledik o zamanlar. Ben bunları kimse eşelemiyor. Dönülse bakılsa şunu dedik. Dedik ki o halde yapılmış bir referandumla gelen bir cumhurbaşkanına biz artık ayağa kalkmıyoruz. Bu rejim tek adam yetkileri veriyor. Peki partili grup bir, başkan vekiliyken bunu savunan Özgür Özel ne değişti de şimdi ayağa kalkmaya partili karar grup verdi? Baş, partili e, bir e, cumhurbaşkanına ayağa kalkmıyoruz. Bence kuvvetli argümanlar. Bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten referandum ve sonrasında yaşanan süreç, öncesi, sırası, sonrası Orada meşruiyet açısından çok ciddi sıkıntılar görüyorum. Ama bir gerçek var. Ben siyaseti sokakta yapıyorum. Ben bu meclisin herkes de takdir eder. Milletvekilliği ve grup başkan vekilliği sürecinde Türkiye'de en çok dolaşan, en çok halkla temas eden milletvekiliydim desem herhalde AK Parti'den de kimse karşı çıkmaz, CHP'den de çıkmaz. Ben siyaseti sokakta yapıyorum ve sokağın sesini dinlemenin şöyle bir faydası var. Yaptığınız için sonuç alıp almadığını size göster. Biz o haldeki referandumdan dolayı ve bir partinin genel başkanı olduğu için kalkmamakta bence çok haklıydık. Ama referandum, birinci seçim ve ikinci seçimden sonra sokaktaki insanlar bizim kalkmamamızı bu meşruiyet tartışmasından değil de Manisa'nın Çobanis Adası'ndaki Hacerler Köyü'ndeki AK Parti seçmeni diyor ki benim seçtiğim cumhurbaşkanına saygı göstermiyorsun. Ve bu... Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir dezavantaj. Ben daha önce yaptıklarımızı aynen sürdürmek üzere genel başkanlık yapacak olsam bu akışı değiştiremem. Parti 47 yıl sonra birinci parti olduysa farklı şeyler yaptığımız için oldu. Ben bir seçim başarısı tek başına kendime, ekibe mal etmem. Doğru adaylar önemli, doğru kampanya önemli, konjonktürün katkısı var. Ama şunu da kabul etmek lazım ki yeni bir siyaset izliyoruz ve sonuç aldığımızı görüyoruz. Bir, 31 Mart'taki sonuç önemli. İki, 31 Mart'tan sonra biz 31 Mart akşamı ben konuşmada şunu söyledim. Bu oyların hepsi bize verilmiş oylar değil. Bunun içinde her siyasi partiden oy var. O oyların kendi evlerine dönmeleri de gayet beklenen bir şey. Ama biz 31 Mart'tan beri de bambaşka bir siyaset izliyoruz. Aslında 5 Kasım'dan beri izliyoruz ve 31 Mart'tan sonra daha belirgin. Ve o siyaset anketlerde CHP'yi birinci parti olarak tutuyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gibi Türkiye'nin birinci partisi şu anda. Bunu daha da detaylı önümüzdeki dakikalarda o, soracağım. O yüzden şunu söyleyeyim. Benim Hı -hı. bu kararım makama saygı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı halk bekliyor. Bizim de ben de Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı davranacağımı söylemiştim. Devam ediyorum. Ama bir kelime eksik muhalefet yapmıyor. Hmm. Yerel seçimden sonra şöyle bir baktığınızda geçmişe 2 iki, iki buçuk yıl hiç miting yapılmazken gelecek seçim yaklaşana kadar ben yerel seçimden beri 11 tane miting yaptım. Atanamayan öğretmeninden emeklisine, işçiler için emekçi mitinginden, Erdoğan'ın memleketi Rize'de çay mitingine, kendi memleketimde tarım mitingine, Antep'te fıstık mitingine, Giresun'da fındık mitingine kadar 11 miting yaptım. Ve muhalefeten söyleyeceğim her şeyi söylüyorum ama bir şey yapmıyorum. Ben Erdoğan'a tazminat davası açmadım, o da bana açmadı. Niye açmadık? Bir anlaşmamız olduğundan değil. Hakaret etmiyorum, hakaret duymuyorum. ha çok sert sözler oluyor, sinirlendiğimiz sözler oluyor ama Türkiye'de insanlar sorunlarının konuşulmasını istiyor. Siyasetçilerin çıkardıkları, kendi yarattıkları gündemdeki kavgayı istemiyorlar. Bu olduğunda da kutuplaşma bugünkü iktidara yarıyor. Çünkü onu daha geniş tartışacağımız bir ortamı çok isterim ama şöyle bir gerçek var. Otoriter liderler, yetkiyi elinde bulunduran liderler kutuplaşmadan besleniyorlar kendi arkasının kalabalık olması karşı tarafı düşman görmekten. Yani aslında Erdoğan'la CHP'nin karşılıklı restleşmesi, CHP'nin sürekli Erdoğan'ı eleştirmesi AK Parti'ye mi yarıyor? AK Parti'ye yarıyor. Hatta şöyle oluyor. Seçmen Erdoğan'a duyduğu sevgi bir yana, ekonomik kötülükler bir yana. Tam kararını kendinden ilgili verecekken sizin Erdoğan'la çatışıyor olmanız, AK Partili veya Cumhur İttifakı'na oy veren seçmeni tekrar orada kenetliyor. Biz kavga Çünkü kendisinin mı? oy verdiği bir cumhurbaşkanına hakaret eden birine dönüp oy mu veremiyor? Veremiyor veya o hakareti üstüne alıyor. Hmm. O tartışmayı üstüne alıyor ve öyle olunca seçmenler arasında geçiş olmuyor. Ben 31 Mart'a kadar her mitingde şunu söyledim. Erdoğan benle kavga etmek istiyor etmeyeceğim dedim. Alkış kopuyordu. Onunla kavgayı emekliler için yapacağım dedim. Daha çok alkış kopuyordu. Onunla kavgayı çiftçiler için, onunla kavgayı esnaflar için yapacağım deyince alkış kıyamet kopuyordu. Ve ben 105 miting yaptım Kübra Hanım. 105 mitingin bir tanesinde Erdoğan'la kişisel polemiğe girmedim. Sonuç 412 tane belediye %38 oy. 10 ay önce 5 parti %25 oy almışız. 10 ay sonra tek başımıza %38 oy almışız. İyi Parti'ye gittik, elimizde çiçeğimizle ittifak teklif ettik. Reddedildi. Bize o zaman soruldu, ne diyorsunuz? Her, yani hak geçmeyecek bir ittifak. Yani ben şunu veririm, bunu veririm. Şu ilde sizin olsun diyemem dedim. Bana cevap olarak döndüler, kabul etmiyoruz dediler. Ben o günden sonra döndüm ve tek başımıza seçime gireceğimizi söyledim. Sonra çok ağır laflar işittim o süreçte. Hep canınız sağ olsun dedim. Ben canın sağ olsun dedikçe gittiğim yerdeki herkes bana aferin sana dedi. Çünkü onun ettiği lafa cevap verip muhalefet muhalefete kavga etmek bize yaramazdı. <laughs> Erdoğan'la kavga etmek yaramazdı. Ben geçtiğimiz dönemlerde grup başkan vekiliyken de çok sert polemiklerin tarafı oldum. Ama beni mecliste herkes bilir. Herkes bilir. Hatta bir armağan çağlayan programında anlatmıştım. Sonra çok konuşuldu. Ben en sert tartışmaları yaparım, kişiselleştirmem, aileyle uğraşmam ve içeriye girdiğimde kavgayı sürdürmem. Onun, doğru değil. Şimdi dünkü Bahçeli'yle diyaloglarınızı da soracağım ama dün sizin Cumhurbaşkanlığı girdiğinde ayağa kalkmaya dair bir grup kararınız oldu. Fakat CHP içerisinde bu karara uymayarak meclise gelmeyen milletvekilleri olduğu söylendi. Doğru mu? O milletvekilleriyle ilgili siz ne söylersiniz? Teknik bir düzeltme yapayım. Bir görüş grup, ayrılığı grup mı? Grup kararı alınabilir ve bağlayıcıdır. Uymayana disipline verirsiniz. Hı hı. Biz grup kararı almadık. Hı. Zaten bu konuda almayı doğru da bulmam da hı hı. almadık. Şöyle bir şey yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiğinde genel başkanımız ve milletvekillerimiz kendisini ayakta karşılayacak dedik. Gel, salona girmek istemeyenlere baskı yapmadık. Zaten öyle bir şey hiç duymadınız. Kimseye de zorla ayağa kalkacaksın demedik. Ama partinin tutumunu söyledik. 10-12 arkadaşımız, grup başkan vekillerimize ya ben e, bunu yapmak istemiyorum ya da ben bunu seçim bölgemde anlatamam seçmenime anlatamam gibi sözleri olanlara da asla ve asla bu zorunlu. Girmeyeni şöyle yaparız falan demedik. Zaten o doğru da olmazdı. Benim için girmeyen arkadaşlar hakkında kötü bir şey asla söylemem. Çünkü bu önceden ...duyurulsaydı, kendileriyle konuşulsaydı, ikna edilmeye çalışılsaydı falan belki olurdu. Onlarla istişare edilmediği eleştirileri var. Ama bazı kararlar önceden ilan edilse, günlerce televizyonlarda tartışılsa... ...ya bir de öyle şey olur ki milletvekilimin... ...ya benim benim, mesela babam arasa bana dese ki... ...yarın ayağa kalkarsan hakkımı helal etmiyorum. Olur mu? Olur. Ömrünü sola vermiş bir mücadele insanı. O anda o siyaset okumasını... Genel başkanı düşüyor. Ben üç önceki genel başkanımdan görüş aldım bu konuda. Üç önceki genel başkanımdan üç, görüş üç aldım. Üç ayrı isimden mi? Ee? Al, Altan Öğmen'den de, Murat Karayalçı'ndan da, Hikmet Çetin'den Aradınız de. Aradınız onları ve biz ayağa kalkıyoruz. Dedim ki bir onların e, benim bir davetim üzerine geldikleri ve birlikte tüzük çalıştığımız bir toplantıda Dedim ki bir Ekim'de böyle böyle bir niyetim var ne dersiniz? Siz çok daha önceden düşündünüz. Üçü de kesin olur. kalkmalısınız dedi. Doğru olur dediler. Kesin kalkmalısınız dediler. Devamında da ondan sonra tabii tuhaf tartışmaların içinde oluyor bazen parti. Önceden bu söylense kamuoyuna yansınsa birkaç gün önceden hı hı. tartışma başka bir yere götürebilir bizi zorlayabilir. Biz iki saat kala grubumuza bu görüşümüzü söyledik. Ama kimseyi zorlamadık. Kimseyi tehdit etmedik yakışmazdı. Kalkan arkadaşlar... Tabii ki bazıları için de zor olmuştur. Yani bunu görmek lazım. Yılların alışkanlığını değiştirdiniz. Ondan şimdi. sonra ama şöyle bir şey var. Kalkmayan arkadaşlara da kötü bir şey demem. O da bana yakışmaz yani. Ama şöyle bir tarafı var. Geçmişte bazı böyle çok kritik meseleler. Mesela benim temelden itiraz ettiğim dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği oyla grubu sokmamak için son dakikaya kadar ben çok mücadele etmiştim ve demiştim ki bu büyük bir sorumluluk doğuracak. Ben genel başkana son anda giden yani dört kişiden biriyim ve birkaç kez de birkaç arkadaşımı yollayıp aman böyle yapalım. O günlerde dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir tutum içinde olan birkaç arkadaşımız hala milletvekili ve şimdilerde bize biraz mesafeliler. Şimdi salona girmeyip işte Erdoğan'a direnme. Erdoğan'a direnecektiysek, gücümüzü gösterecektiysek o dokunulmazlık oylamasında anayasaya aykırı olduğunu da söylediğimiz o oylamaya girmeyerek yapacaktık onu. Şimdi onu yapıp bugün ayağa kalkmayarak bu işi göstermek zor ama kim olursa olsun bütün arkadaşlarımdan hiçbirisine şöyle bir kırgınlığım niye kalkmadınız falan da zor bir karar verdik. Bir e, genel başkanın alması gereken bir karar verdik. Genel başkanın uygun gördüğü istişarelerle alması gereken bir karar verdik. Siyasi sorumluluğu bana ait. Siyasi sorumluluğu bana siyasi, ait. Elbette. Peki, Hatta o zaman ben şunu söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. <laughs> Grubumdaki milletvekillerine kızan seçmen varsa siyasi sorumluluğu bana ait. Çok yani, önemli bir cümle. O çok önemli. Bir bedel ödenecekse veya kızılacaksa ben alacak. Ama bunu niye yapıyorum? Bunu şunun için yapıyorum. Kurultay'da söz verdim. Bambaşka bir siyaset tarzı. Mücadeleci ve müzakereci. Ama eninde sonunda Ecevit'in yaptığı gibi... ...1970'lerde... ...bambaşka bir siyasi hat oturtarak... ...girdiği iki genel... ...iki yerel seçimden partiyi birinci çıkardı. Ben de yapacağım dedim. Ben ilk sözümü tuttum. Hmm. Şimdi Özgür Bey... İkinci bu sözüm havli... partinin Pardon. genel seçimde... ...iktidar olması... ...kazanamazsak ertesi gün istifa ediyor. Bu kadar net. İlk genel seçimde partimi birinci parti ve... ...iktidar yapmazsam... ...ertesi gün istifa ediyorum. Dönmemek üzere. Bu kadar netim. Ve bütün mücadeleyi zaten Cumhuriyet Halk Partili ve muhalif seçmeni onlar beni tanıyor. Benim hani Anadolu deyimiyle abdestimden şüphem yok ki namazımdan olsun. Nasıl bir mücadeleden geldiğimi biliyorlar. Ama ben bu partiyi iktidar yapan genel başkan olmak istiyorum. Onun yolu onun yolu da her zamanki ezberlerin biraz dışına çıkmak. Ben bunları cesaretle yapmayı sürdürüyorum ve bundan partinin toplamda fayda gördüğünü görüyorum. Eğer ki kamuoyu araştırmalarında bir tepki olursa, hatta hatta konuyu özel soruyoruz. Geçtiğimiz haftada çok tartışan birçok şeyi seçmen kırılımlarıyla, yaş kırılımlarıyla, cinsiyet kırılımlarıyla ağzımdan çıkan her kelimeyi ölçtürüyorum. Bunu da haftaya ölçtüreceğiz. Kim ne diyor, kim nasıl bakıyor diye. Benim hissiyatım bu tip davranışların Türkiye'de kutuplaştırmayı düşürdüğü, kutuplaştırma düşünce, kutuplaşma düşünce, Gerçek sorunların konuşuldu, Ekonomi konuşmak istiyoruz. Hayat pahalılığı konuşmak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz. Peki, Kavgayı onun için yapmak şimdi, istiyoruz. Şimdi e, size gelen eleştirileri de sormak istiyorum. Burada Lütfen, dediniz öyle. ya eğer kızlar burada benim seçmenim de kızıyorsa partilerde sorumluluk benim diye. Şimdi dün dikkat çekici e, çıkışlardan birini de... CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Biz CHP'liler yalnızca halk için ayağa kalkarız dedi. Siz de dün akşam cevabınızda dediniz ki burası yerinde, yeri değil. Bir gün gecikmeyle cevabını alabilirsiniz. O gün bugün ne cevap vereceksiniz? Şöyle söyleyeyim, Kemal Bey'in tweetinde, Kemal Bey çokça tweet atıyor. Yani önceki genel başkanlarımızın, genel başkanları bıraktıktan sonra tercih etmedik de İsmet Paşa'nın e, tercih etmediği, Altan Öğmen'in tercih etmediği, Hikmet Çetin'in tercih etmediği, Deniz Baykal'ın tercih etmediği bir yol izliyor. Onu eleştirmek veya buna bir şey söylemek benim hakkım değil, haddim de değil. Benim görevim önceki genel başkanlara kusursuz saygı. Ben genel başkanıma, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saygıda kusur etmedim, hiçbir zaman ve etmeyeceğim. Onun için de böyle tartışmalara, polemiklere girmeyeceğim. Sorunun bir cevabı aslında dün bir miktarı vardı. Yani... Biz Kemal Bey'in kimler için ayağa kalkarız dediyse biz zaten o kesimler için toplumu ayağa kaldırdık. Ben atanmayan öğretmen için de 12.500 liraya mahkum eden emekli için de zam yapılmayan askeri ücretli için de ürününe fiyat alamayan çiftçi için de 11 tane miting yaptım onayda. Ve ayağa, ayağa kalkın dedim ayağa kaldırdım ve devam ediyorum. Hatta geçim olmazsa seçim olur diyoruz artık. Yani milletin geçimiyle ilişkin bir derdim var. Yani o kesimler için biz zaten ayaktayız. Benim o tweette tek üzüldüğüm nokta grubun ayağa kalkmayan milletvekilleri için kurduğu cümle diğer milletvekillerim açısından son derece incitici. Ona çok üzüldüm. Bunun dışında hiçbir şey demem. Bundan sonra da saygıda kusur etmem, polemik yapmam. Ama bundan şöyle bir soru soracağım size. Şimdi bu bir adeta bir şeye dönüştü, bir ...paterne dönüştü. Siz bir çıkış yapıyorsunuz, bir eylemde... ...bulunuyorsunuz. Normalleşme veya... ...bir siyasi hamle yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp... ...sizin eyleminizi çok sert bir dille... ...eleştiriyor. Ardından siz... ...tam da şimdi yaptığınız gibi... ...o eleştirilere çok yumuşak bir perdeden... ...yanıt veriyorsunuz. Deyim yayında ise ortamı... ...yatıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu hep böyle mi... ...devam edecek? Şimdi... ...önceki genel başkanların... E mevcut genel başkan gibi bir sorumluluğu yok. Benim sorumluluğum benden önceki genel başkanlara saygı duymak ve kusur etmemek. Çünkü onlar bize Atatürk'ün koltuğunu kısa ya da uzun süre doldurmuş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri sonuçta. Onunla aynı koltukta oturdular. O yüzden ben benden sonraki genel başkandan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanlarımın tüm eleştirileri başımın üstünedir. Ben diğer üç genel başkan, işte Kıbrıs'a birlikte gittik, Tüzük'te birlikte çalıştık, e, Sivas'a birlikte gittik kongreye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na davet ettim. Onun programları uymadı olmadı. Bir gün hep beraber de olacağız ümit ediyorum. Ama benim onlara saygı göstermek gibi bir kurumsal ve kişisel sorumluluğum var. Bir de benim benim mesela en iyi şimdi Manisalı Eczacılar bilir. Biliyor, hatırlıyorlar. Ben benden önceki bütün eczacı odası başkanlarına ömrüm boyunca hep minnet ve hürmet gösterdim, hala gösteririm. Türk Eczacı birinde seçildim, benden önceki genel sekreterlere aynen böyle devam. Benim kişilik yapımda böyle bir anlayış var, o yüzden öyle. Bunun dışında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bundan sonra da böyle devam eder mi? Eder, bana da böyle devam etmek düşer. Yani ben... Ee, büyüklerime ve benden öncekilere saygıda kusur etmemekten hiç zarar görmedim bugüne Peki, kadar. Peki o zaman şöyle sorayım. Bu partinin kamuoyundaki algısını yani CHP'nin algısını nasıl etkiliyor? Eski genel başkanın sürekli yeni genel başkanın hamlelerini eleştirdiği bir CHP dışarıda CHP'yi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor? Şimdi bu bunu bu, ölçme bu sorunun aynısını Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu stüdyolarda 3 hafta önce bu, sorduk. Bu... Bunu ölçmedik. Zaten bunu ölçmek de biraz zor. Ee, ama yine de sorulabilir. Nasıl karşılıyorsunuz falan diye. Hani çok güçlendirdiğini sanmıyorum. Öyle e, hani bu güçlendirmez. Umarım çok zayıflatmıyordur. Çünkü bir şey başarmaya çalışıyoruz. Ve iyi gidiyoruz. Biz e, kurultayda %51'e 49'luk bir dengeden çok tartışmalı tüzüğü en tartışma maddesini 36 karşı oya karşı işte 1200 kişi midir kalanı kişiyle birçok maddeyi bir karşı oya karşı tüm salonla birlikte ve 81 il başkanının mütabakatıyla geçirmiş bir partiyiz. Yani partiyi nasıl yöneteceğimiz konusunda tam mütabakat oldu. Ve kurultayın üstünden 10 ay geçti. O karpuz gibi ortadan ikiye yarıldı denen parti 81 il başkanının 35'i beni destekliyordu. Şimdi 81'i birden özgür iradeleriyle tüzüğün arkasında durdular. Önemli bir Örgütte birleşme var. Örgüte verdiğim her sözü tutuyorum. Yani sorarsanız detaylı anlatırım. Zaten kendileri diyorlar, il başkanları. Ondan parti iyiye gidiyor. İyiye giderken bence hani e, ümit ediyorum zarar vermiyordur. Çünkü belki de daha iyiyiz de. o sonuç biraz daha kötü çıkıyorsa kötü. Ama e, kendi takdirleri ben e, dediğim gibi saygıda kusur etmeyeceğim. E, bir tek hani milletvekili ben de o kapsama giriyorum ayağa kalktığım için ama e, grubum adına bir de bende çok özel bir grup şey vardır. Yani öyle ben yıllarca grup başkan vekilliği tabii. yaptım. E, o açıdan biraz o kısmına kırıldım. Bundan sonraki mesele şey yapacağız. Uzun uzun burayı uzatmak istemem. Son bir soru tabii, soracağım. Tabii. Kendisine de sordum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? Ben gazeteci olarak biraz açık soru soruyorum biliyorsunuz yıllardır. Çok röportaj yaptık sizinle. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten... Yani CHP adına daha iyisinin bu olduğunu düşündüğü için mi bütün bu çıkışları üst üste yapıyor? Yoksa genel başkanlığa geri dönmek gibi bir niyeti var ve bunun için de size karşı tabandan bir destek mi uyandırmaya çalışıyor? Vallahi yani şimdi bu sorunun ne muhatabı benim ne bu konuda bir fikir yürütme imkanım var. Yani gerçekten hani bana birazcık benim e, cevaplamamın mümkün olmadığı bir soru sordunuz. Evet. Kemal Bey cevap vermişti ben onu da takip etmedim yani ben ben bu e, ülkenin bir e, vatandaşıyım bir vatandaş ve siyasetçi olarak da ben doğru bildiklerimi söylemek zorundayım CHP genel başkanı olmama gerek yok Minvalinde hatırladığım kadarıyla bir yanıt Hı -hı. vermişti. Şimdi dün Sayın Bahçeli ile meclis resepsiyonu sırasında bir diyaloğunuz oldu. Dünden beri yani tabiri caizse ortalık yıkılıyor o diyalogla. Bir izleyelim müsaadeniz olursa 30 evet. saniyelik bir görüntü üstüne konuşalım. Çok teşekkür yok yok efendim. Üzülme bazen siyasetten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin yeneği olur. Efendim önemli olan. ...Celal Bey gibi dostlarımız, duygularımızın... Çok önemli olan herkes doğru bildiğini... ...saygıda, sevgide, eksikliğe... Şaşırdınız mı? Yani şöyle, şaşırmadım, memnun oldum şu kısmına... ...gündüzkü kısmına esas... ...ben biliyorsunuz... ...bütün liderlerle el sıkışan... ...tek liderdim... Ee, ...bu tek elimi kaybettim... Normalleşme. <laughs> destek buldu Sayın Bahçeli'den. Kalktı demin de elini sıktı. Ben dün çok ağır sözler söylemiş olmasına rağmen bütün herkesin elini sıktığım gibi gittim Sayın Bahçeli'nin de elini sıktım. Orada da hatırını sordum. Yaşına ve makamına hürmeten. Sonra meclis resepsiyonuna girerken e, gazeteciler Sayın Bahçeli'nin gündüzkü açıklamalarını sorunca da oldukça sert ve e, kendisini eleştiren bir yanıt verdi. O da şu. O dört gazeteciyi hedef göstermişti. Onların kılına zarar gelirse sizden biliriz. Bunu yanınıza bırakmayız. Bu doğru bir davranış değil. Siyasi hayatınızın en ayıplı cümlelerini kurdunuz dedim. Çünkü gazetecileri, dört gazeteciyi tehdit etti, beni tehdit etti, Sinan Ateş'in ailesini tehdit etti, hedef gösterdi. Benden yana bir şey yok. Ben vız gelir tırız gider. Ama Sinan Ateş'in ailesi ki bugün de bir saldırıya uğradılar. Hı hı. Ve Aynen. o dört gazeteci arkadaşımızı öyle tehdit etmesi çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Sonra akşam Sayın Davutoğlu'na da çok ağır eleştirilerde bulunuyordu. Sayın Davutoğlu'ndan da bir araya gelmiş. Bize doğru yöneldi. Sayın Bahçeli ile göz göze geldik. Bana doğru yöneldi. Çıkıyordu salondan. Öyle olunca ben de gittim. Ve bu diyalog orada bir tek altyazıda şey eksik. Celal Adan, dostumuz Celal Adan bilir dedim çünkü o meclis başkanı gibi. Evet, evet. Dediğim şu. Ben doğru bildiğimi söylerim ama saygıda kusur etmem. Benim yıllardır yaptığım bu. O yüzden de benim açımdan bir şey yok ama kendisiyle ilgili o açıklaması ilgili en sert şeyleri söyledim. Niçin gerek duydu? Galiba gündüzki açıklamalarının nereye vardığını ve ne yanlış olduğunu görmüş olmalı. Ben onu bir öz eleştirin teyinde görüyorum. Yani ben onları siyaseten söyledim diyor. Hmm. ben onları siyaseten söyledim diyor çünkü söylediği şeyler yenilir yutulur değil yarın ki maalesef MHP'nin böyle hedef göstermelerinden sonra eli sopalılar gidiyorlar gazeteci dövüyor Allah göstermesin arkadaşlarımıza bir şey olur veya Sinan Ateş'in ailesine bakın bugün saldırı girişimi oldu yani bunlar olacak işler değil ama devlet bey de görüyorum ki normalleşiyor çünkü samimi tespitimi söyleyeyim hmm. anketleri de sahayı da Devlet Bey çok iyi okuyordur. Çok iyi okuyordur. İnsanlar normalleşmeye prim veriyorlar. Bu primin tek başına CHP kalmasının CHP'ye katkı sağladığını görüyor. Bu tespiti Erdoğan'a bir iki ay önce yaptılar. Ve Erdoğan normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert saldırılarda bulundu bize. Biz ona bir şey demedik. Ama sonra Teğmenler meselesi gibi ya olacak şey mi? Teğmenler kılıç çatıyor. Daha geçen sene çatmış, ondan önceki sene çatmış, yıllardır çatıyorlar. O teğmenlere bizi çok rahatsız edecek bir soruşturma açma falan. Resmen kutuplaşma istiyorlar. Onun üstünden tartışma istiyorlar. Çünkü diyorlar ki normalleşme CHP'ye yarıyor. Erdoğan'ın yaptığı yapmak yerine ki o da kutuplaşmaya çok uğraştı ama ben Devlet Bey'in bu saldırılarına karşı da çok dikkatliyim gördüğüm kadarıyla şunu tercih ediyor. O zaman normalleşmeye biz de katılalım. Hiç olmazsa bunun siyasi payesi tek başına CHP'ye CHP, ye CHP ye Peki Sayın Bahçeli'nin bu Çok sözleri... samimi cevapladım. Yani. <laughs> Sayın Bahçeli'nin bu e, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor sözleri. Şimdi... E, ben o kanaati paylaşmıyorum. Mesela kimi çevreler biz siyasetçilerin sözlerinden acayip etkileniyoruz, geriliyoruz meğer. Hani onlar perde arkasında araları çok mu iyiymiş gibi de yorumlayarak sosyal medyada çok eleştirildi. Ya, yani şöyle. Sayın Bahçeli'nin sözlerini değil genel olarak ikinizin samimiyeti eleştirildi. Buna yanıtınız nedir? Şimdi 80 yaşında bir genel başkan gelmiş elinizi tutmuş iki eliyle almış onu orada hadi oradan gündüz ne? denmez o. O ben değilim. Ben zaten şunu savunuyorum. Siyasetin bütün tartışmaları olmalı ama diyalog zemini kapanmamalı. Bunu söyleyen ben Sayın Bahçeli'nin elini havada mı bırakacağım? Olmaz. Ama yansıyan görüntülerin insanların rahatsız ettiği olması çok normal. Hak veriyorum. Ve şöyle bir şey söylüyorum. Devlet Bey'in sabah o kadar sert olup akşam siyasetten söylüyorum, üzmüyorum değil mi demesi topyekün siyaset kurumunu yıpratan bir iş. Ya o kadar sert olmayacaksın ya dün akşam bu kadar nezaket gösterip yani aksine bir şey söylemekten de utanırım üzmek de istemem ama sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Onun telafisini akşama bu şekilde yapmış olması siyaset kurumuna olan güveni de zedeledi. Yani insanlar diyor ben ne yapayım şimdi gelmiş devlet bey sırtım mı döneyim veya ben ona gittim yanına bana elini vermedi mi? Vermese çok ayıp olurdu verdi. O geldiğinde ben vermesem korkunç ayıp olurdu verdik ama sabah onları konuşup akşam böyle olunca da o zaman ben şunu söyleyeyim. Ben sabah söylediğim şeyi siyaseten söyleyip de akşam böyle bir telafiye gidecek hiçbir söz söylemedim. Bütün sözlerimin arkasındayım. Ve böyle yapmamak lazım. Yani aslında siyaseten söylüyoruz ama üzülmüyorsunuz değil mi? falan lafları. Aslında çok samimiydi bir tarafıyla da. Yani kimileri eleştirdi belki buradan bana da kızanlar olacak ama az önce biz ana haberde bugünkü etiketimizi birlik zamanı diye belirledik. Çünkü biz sizlerden hem sizden hem diğer parti liderlerinden gerçekten artık bu kutuplaşmanın bitmesini, şu samimi diyaloğu görmek istiyoruz. Ülkenin etrafı ateş çemberiyken Türkiye'nin en azından içeride birlik olması lazım diyoruz. Şunu söyleyeyim. Buna hem evet hem hayır diyeceğim. Evet diyeceğim kısmı şu. Türkiye'de siyasetin bir kavga, bir kör dövüşü, birbirini dinlemeyenlerin, birbirine hakaret edenlerin kafes dövüşü şeklinden çıkması lazım. Türkiye'nin gerçek sorunlarını tartışabilmemiz, konuşabilmemiz, yapıcı önerilerde bulunmamız ve özellikle böyle vatandaşa çözüm önerilerimizi sunarak yarışmamız lazım. Orada rekabet, orada siyaset olur. Olması lazım ve bence artık bir yuvarlak masaya sizlerin bizleri davet etmeniz lazım. Liderlerin 1980'lerde 90'larda yaptığını 2023'te yapamamak ne? Bizim Biden'la Trump'tan geri kalabilir miyiz biz ya? O zaman sizin vesilenizde şimdi ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. TV100 ailesi adına da. Ben buradan o zaman Sayın Özgür Özel'in sözleri çok kıymetli. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben üç lideri ikili veya üçlü formatlarda birlikte bu siyaset e, zemininde, bu normalleşme zemininde, bu stüdyolarda konuk etmek istiyorum efendim. Sizin aracılığınızda Sayın Bahçeli de kabul bence, ederse mu, ne kadar güzel olur, bence, Sayın Erdoğan da şöyle, kabul ederse. şöyle, Musavvat, Bey, Musavvat, e, Bey, Musavvat Bey, evet. Bey, Saadet Partisi grubu var, DEM grubu var. Yani 6 olsun hem dün artık Doğru. deme rezervi kaldırdı dün. Eskiden biz el sıkışıyoruz diye demleniyorlar teröristlerle el sıkışıyorlar diyorlardı. Devlet Bey bunun olabilir olduğunu bütün MHP'ye de gösterdi. Bütün Cumhur İttifakı'nda gösterdi. O zaman madem elde sıkışabiliyoruz bir yuvarlak masa etrafında Türkiye'nin sorunlarını konuşalım. Ben sizin moderasyonunuzda ilk kez bunu siz çağrıyı yapıyorsunuz. Ben o masada bana ayrılan koltuğa oturdum. Oradayım. Bekliyorum. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden bunu yapalım. Bence çok doğru oldu. Çok güzel olur. Bu kabul ettiğim kısmı. Hı, hı İtiraz ettiğim kısmı ise şu. Bu iktidar şöyle bir durumda. Ülkeyi kötü yönetiyor. Ülke oradan oraya savruluyor. Ve sıkıştığında hepimiz aynı gemideyiz. İşler yolunda giderken bize düşman hukuku uyguluyorlar. İşler sıkıştığında hepimiz aynı gemideyiz. Ben geçen sene bu yüzden ölüm tehlikesi geçirdim. Şöyle ki e, Kuzey Irak'ta Üst bölgesinde 12 askerimiz şehit oldu Bir yıl önce yine olmuştu Bir yıl önce grup başkan vekiliydim ve imzalamalıyız dedi Genel başkanımız imzaladık Bu sefer genel başkanım önümüze yine bir kağıt ittirdiler CHP MHP e, AK Parti işte İyi Parti ortak Saadet bildiri. Ortak Bildiri Dedim ki önce şu meclisi bir bilgilendirin Üst bölgesi Dediğiniz şeyin böyle derme çatma çadırlardan ibaret oldu. Kışın geri dönmesi gerektiği, yazın bir daha gitmesi gerektiği, orada yeterli güvenlik önlemi olmadığı, orada bulunanın askeri ve siyasi hedefleri olmadan bir operasyonun ila niyaya süremeyeceği, bu konuda bu askerlerimizin hayatıyla ilgili bize bilgi verin kardeşim niye ölüyor 12 vatan evladı? Ben o açıklama olmadan sizinle aynı hizaya gelip aynı A4'te buluşmuyorum dedim. Kendi Terörü kınayan bildirimizi yayınladık ayrı. Ama AK Parti ile birlikte o imzayı atmadım. Beni o askerlerden birinin cenazesi olan Manisa'daki cenazede hedef gösterip sonradan da ortaya çıktı ki o zamanın AK Parti ve MHP'li belediyesinin personeli teşvik edilmiş o işe. Bir cami avlusunda kendi memleketimde protesto etmeye kalktılar. Yuğladılar, dışarı çıktı diye bağırdılar... ...saldırdılar, koruma müdürümün... ...omzu ve e, üç kaburgası... ...kırıldı. Aylarca raporlu kaldım, devletin polisi. Ve ben... ...o günkü vali beyin arabasına binerek... ...oradan ayrıldım. Üç, beş gün, altı gün sonra... ...aynı yerde altı asker daha şehit oldu. Yine kağıdı uzattılar. Yine imzalamadım. Hani diyorlar ya, Özgür Özel... ...yumuşak mı muhalefet yapıyor? Bana Manisa Valimiz o gün havaalanından camiye giderken siz karşıladınız isterseniz uca ucağınıza gidin diye devlet adabına uygun hani bir genel başkana camiye gelme diyemeyeceği için demeyeceği için nezaketle uyardı bana da bir sürü haber geldi bunlar burada organize oldu sana saldıracaklar ölürüm dedim memleketimde şehit cenazesine git gidemedi dedirtmem bir daha aynı kağıt geldi yine imzalamadım bu sefer diğer muhalefet partileri de imzalamadı ve ne oldu biliyor musunuz? Bir A4'ün altında sorumlular o işin hesabını vermeden gidip de kümelenip onların ayıbını örtme, yanlışını örtme hatasına düşmedik. Bu da benim siyasetimin bir parçası. Eskiden biz bu imzaları hep atıyorduk. Atmıyordunuz. CHP tezkerelere hayır diyordunuz. Hayır, diyordun. hayır tezkere ayrı. Bu ortak bildiri hep atıyorduk. Ama bu tezkereleri hatırlatmadım Özgür Bey. Siz şimdi yepyeni bir siyaset deniyorum. Aksi halde biz birinci parti olamazdık diyorsunuz ya. Evet. Ben o bildirileri imza atmadığınız dönem CHP adına ne kadar doğru bir hamleydi mesela emin değilim. Şundan dolayı. Be benim genel başkanlığımda. Seçmenin, seçmenin Hı -hı. genel kanaati bu tür özellikle Türk askeri ve dışarıdaki operasyonlarla ilgili siyasetten bir milli duruş bekliyorlar ya siz de gayet farkındasınız. CHP'nin geçmişte özellikle Suriye tezkeresine, Libya tezkeresine hayır demesinin sanki seçimde faturası olmuştu. Bu ortak bildirileri imza atmamanız kamuoyuna doğru şekilde lanse edebildiniz mi? En evet, iki ay sonra seçime girdik, yüzde 38 oy aldık. Birincisi bu. Yani daha ne olacak? İki, ikisini ayıralım. Bir tanesi, Meclise bilgi vermiyorlar. Bir kapalı oturum yapın anlatın diyoruz anlatmıyorlar. Siz bunun altına imza atın diyorlar. Savunma ben, Bakanı ile birebir görüşmek gibi bir imkanınız oluyor o, mu CHP'nin genel başkanı olarak? Şimdi olabilir çünkü Erdoğan'la yaptığım görüşmede bunu talep ettim o da uygun gördü. Hı hı. Şimdi olabilir. Hatta Milli Savunma Bakanı ile Gölge Milli Savunma Bakanı şimdiye kadar iki kez de bir araya geldiler. Ama biz bunları böyle kamuoyuna şeyle paylaşmıyoruz. Hani Ekonomi Bakanı'nda paylaşıyoruz da. Milli Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanı'ndan görüşmelerinde onu doğru bulmadık yani. Ama yapıldı evet. o görüşmeler. İlginç. Yapılmaya da devam edecek. Hı. Ben de dedim ki böyle konularda doğrudan bilgi istiyorum. Bu Mart'tan sonra olan görüşüm. Erdoğan'la 6 Mayıs'ta yaptığımız görüşmeden bahsediyorum. Veya işte Mayıs ayının başında diye. Şimdi tarihi yanlış oldu, o gün gizli mi görüştü derler. Ya, doğru. AK Parti ve CHP genel merkezleri dışında evet. hiç görüşmüyoruz. Normalleşmenin ilk görüşmesinden söz ediyorsunuz. Şuna söyleyeyim. Bunlar onlarla onların peşine dizilip onlar kamuoyunu bilgilendirmeden, meclisi bilgilendirmeden, liderleri bilgilendirmeden gel imza at. Ben aynı bildiriyi, benzer bildiriyi kendim imzaladım, yayınladım ve bunu insanlara anlattım. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben Manisa'da o caminin olduğu ilçeyi AK Parti'den Oraya Büyükşehir Belediyesi'nden getirilen, ülke ocaklarından falan toplanan, Büyükşehir Belediyesi'nden getiren salgırganların olduğu, o caminin olduğu ilçeyi AK Parti'den, Büyükşehir'i MHP'den yüzde 60 oyla aldım kendi memleketimde. Sonra da Manisa'daki ilk bayram namazında bu sefer 800 kişi hep birlikte sırayla bayramlaştık biz benim memleketimde. Ben o camiyle ve o caminin gerçek cemaatiyle, ve bu milletin milliyetçi duyguları en yüksek insanlarıyla böyle helalleştim. O yüzden o günkü tutumda biz eskiden, geçmişte bu evraklara imza atardık. Hiç atmadığımız olmadı, hep atardık. Ama sizin de dediğiniz tezkere, Libya tezkeresi bir daha geldiğinde evet oy vereceğiz. Çünkü Libya tezkeresi o gün hayır dediğimizde bir savaş tezkeresiydi ve Mehmetçiğin çok tehlikeli bir bölgeye gidiyordu. Doğru bulmamıştık. Ama o tezkere şimdi bir barış tezkeresine dönüştü. Çünkü artık orada yavaş yavaş çatışmalar durdu. Mehmetçiğin orada bir tugayımız var. O önemli. Ama orada bir de paramiliter bir takım güçlerin olduğu ve onların da orada bulunduğu oluyor. Bu konuyla ilgili itirazlarımızı uygun bir zamanda mecliste bir kapalı oturum talep edip hükümete ileteceğiz. <laughs> ve Libya tezkeresi bir daha geldiğinde bizim endişelerimizi bertaraf edilmesini de isteyip Libya tezkeresi oraya barış temin etmek istediği için ve münhasır ekonomik bölge anlaşmasının güvencesi olduğu için evet oyu vereceğiz. Ben Libya münhasır ekonomik bölge anlaşmasına da dışiş, dönemin dışişleri bakanı teşekkür ederim. Mecliste çağrı yapıp hemen getirin bu hafta geçirelim diyen grup başkan vekiliyim. Hı hı. O yüzden bundan sonra diğer teskereler bizim hangi tezkereye niye hayır dediğimizin gerekçelerine bakarız. Torba tezkereye karşıyız. Türkiye'de ask, yabancı asker sokulmasını bu tezkereye koyuyorlar yanlış mı biliyoruz 1 Mart'tan sonra. Suriye ile Kuzey Irak'ı aynı torbaya koyuyorlar. Karşı çıkıyoruz. İşitle ilgili endişelerimiz oluyor. Tezkereyi ayırırlar. itirazlarımızı bertaraf ederler. Yazarken müzakere ederler. Neden evet oy vermiyor? Peki efendim. Hemen hızla dış politikada farklı bir strateji izlediğiniz çok açık. New York gezisinde de çok şaşırtan bir hamle yaptınız ve Türk evini ziyaret ettiniz. Hatta siz gitmeden TV yüzde benim tartışma programım vardı. Ee, Dışişlerinden sorumlu gölge kabine üyeniz konuğumuzdu ve kendisine dedim ki ya acaba Türk evinde ziyaret edecek mi daha belli değildi. Sonrasındaki ziyaret etme kararınızı nasıl aldığınızı da merak ediyoruz doğrusu. <laughs> Şimdi bir kere şu açıdan çok iyi oldu. Ee, bir kere bir kafa karışıklığı vardı ve bana çokça eleştiri gelince o kafa karışıklıkları netleşti. Bir, orada New York'ta e, Türgev üzerinden çok tartışmalı şekilde paraların aktarıldığı ve Türgev'in yaptırdığı bir gökdelen işte içinde öğrenci yurdunun falan da olduğu var. Kemal Bey'in gidip önünde video çektiği. O Türgev'in ve Türk En adında başka bir şey. Türk En Vakfı'nın Türk En Vakfı'nın binası. binası. Benim gittiğim yer Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosluğunun, Birleşmiş Milletler dahil temsilcimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisinin de bulunduğu, Merkez Bankası'nın bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapulu malı olan, 1976'da İhsan Sabri Çağlayan gelin 3 milyon dolara satın aldığı, 2017'de de yeniden yapılan ve hepimiz açısından Birleşmiş Milletler Binası'nın karşısında, bütün dünyadaki Er liderlerinde davet edildiğinde geldiği çok stratejik bir yerde çok gurur verici bir bina o. O binayla o binayı karıştıranlar yüzünden nasıl gidersin? Bir kere gittiğimiz yer böyle bir yer. Ama şimdi netleşti. Çok tartışıldı ama netleşti. Bu iyi. Ha onun çıkış. Ha geçmişte de gidilmemişti. Gittim. Büyükelçilik oradaki başkonsolosluk personeli ne kadar mutlu oldular. Neler neler söylediler. Başkonsolosumuz memnun oldu, daimi temsilcimiz ki daimi temsilcimizi de Tayyip Erdoğan atıyor sonuçta. AK Parti milletvekilliğinden geliyor. Ama onlar da bunun doğru bir şey oldu. ben de dedim ki ben bundan sonra temaslarımı burada yapacağım. Size bir ofis tahsis edecekleri doğru mu? Şöyle, yani sırf bize olmasının şöyle bir mahsuru olur. Bir sürü parti var, herkes isterse orası siyasi parti ama benim önerim şu, Dışişleri Bakanlığı'yla bunu çok yapıcı şekilde müzakere edeceğimizi de buradan söylemiş olayım. Bizce orayı iktidar kullanıyor. Muhalefetin kullanması da Türkiye'ye de güç veriyor. Bunda o zaman muhalefet partilerine bir ofis tahsis edilecek. Hangi her birimiz her gün Amerika'da değiliz ki ikimiz de aynı anda binde bir olacak şey olmuyor. Muhalefete birkaç odalı bir ofis tahsis edilir. Hangi muhalefet partisi giderse kullanabilir. Biz oradayken bir personel belki bir sekreter bir çaycı hani misafirlere ikram için katkı sağlar. Biz yokken zaten kendi işlerini de yaparlar. Bence Türk evinde muhalefet partileri için bir çalışma ofisi yapılsın. Ortaklaşa kullanırız, kim giderse o kullanır. Ama benim Alman Sosyal Demokrat Parti liderini bir otel odası yerine orada ağırlamam çok doğru olur. Bu Türkiye'ye güç katar. Doğru. Bunda farklı düşünen bence kimse yok. Ha, o sırada bir de şöyle siz Hemen soracak mısınız? soracağım evet. New York Belediye Başkanı ile Hı. ilgili iddialar içinde Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil dediniz. Bu sözle de parti içinden de itirazlar geldi. Çok tartışıldı. Ne diyeceksiniz? <laughs> Şimdi birincisi şu. Ben iddianame çıkmamıştı. Ben çıktım. İddianamenin çıkacağı söyleniyordu. Birkaç saat sonra çıktı diye şey söyledi biraz önce Gürkan Açır. O işlerde çok titizdir. Ama ya da çıkmış ben görmemiştim bana soruyu sordular ben şunu söyledim Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil onu söylerken bina bizim bina bu binada rüşvet iddiaları var dedim ki kişiler gider en sonunda ama bina kalır Türkiye'nin binası ben yanımda Türkiye Büyükelçisi iki adım arkamda bekliyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika'daki temsilciliğinin önünde Türkiye rüşvet vermiştir dememi kim bekliyor ben bir kere bunu anlamıyorum bir İki cümlenin devamı var. O isteyen herkese de yolladım... ...gören de aa falan yapıyor. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Bizim sorunumuz... ...Özgür Özel bu konuda... ...tamamen ne dedi diye bakılmadan... ...böyle bir cümle var ya o kahrediyor beni. Bazen de... ...bizim medya... ...aynı şeyi başkalarına yapıyor falan oluyor bunlar yani. Ama şunu görmek lazım. Yapmamak lazım. Benim toplam söylediğim şu... ...bugün burada... Bir rüşvetle ilgili gündem var. Amerika'da yargı bağımsız. Kimsenin yargı bağımsızlığından endişesi yok. Bir rüşvet vakası varsa mutlaka ortaya çıkacak ve sorumlular cezalandırılacaktır. Türkiye'den bu işe karışmış olan varsa Türkiye'ye büyük kötülük yapmıştır ve o da cezalandırılmalıdır. Ben bunu da dedim. Hmm. Ama sadece özgür özel Türkiye rüşvet verecek bir ülke değildir kısmı o bir cümle. Vay efendim rüşvet vermişler de sen de gittin onu hakladın. Ya Amerika'da benim rüşvet taklamam mümkün mü? Amerikan başkanın evine baskın yapıp e, şey kasasından belgit alıyor hakim savcı. Öyle bir hukuk devletinin olduğu bir yer. Çok güçlü, çok bağımsızlar. Yani gördünüz Trump'ı azletmeye, Biden'ı sorgulama bir sürü hikaye geçmişte de oldu. Belediye başkanı yaptıysa iğneden ipliğe çıkar. Ama ben daha iddianameyi bile görmemişken ve daha yargılama bitip durum kesinleşmemişken yapmıştır, yapmıştır bu Tayyip Erdoğan dememem lazım. Ben Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil ama yapan varsa büyük kötülük yapar. Ha şimdi iddianame doğruysa o zaman nedir? Bir o rüşvet olayına alet olan herkesin Türkiye'de de yargılanıp en ağır cezayı alması lazım. Rezil ettiler bizi. İki sistemsel bir soruna dikkat çekerim. İddia o ki Erdoğan açılışına gelecek ama yangın merdiveninde sorunlar var. Bir an önce ruhsat almak için belediye başkanına bir takım jestler yapılmış veya rüşvete varacak bir takım şeyler yapılmış. O da baskı yapıp Erdoğan'ın gelişine yetiştirmiş. Buradaki sorun ne biliyor musunuz? Erdoğan dahil o binada o binada bizim personelimiz çalışıyor ve yaşıyor. Evleri de orada artık. Hepsinin hayatını tehlikeye atmışız. Ne diye? Erdoğan'a yetişsin diye. Bu demokratik bir lidere olmaz. Bu korkulan bir lider için yapılır. Eyvah yetiştiremezsek mahveder bize Erdoğan hissiyatı yaptırır bu işi. Ya da Erdoğan gelecek bu işi hazırlayalım, hazırlayın. Ne yapın yapın o ruhsatı alın dendiyse yapılmıştır. Mesela ben Hollanda'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın böyle telaşları olmayacağını düşünüyorum. Eğer liderden korkuluyorsa olur bu. Lider demokratik mekanizma tam stabilse böyle şeyler olmaz. Ama bu tartışma ilk önce iddiaların ispatından ve rüşvet verenlerin bizde kim olduğunu görüp ondan sonra da onların yargılanmasıyla çıkacak bir şey. Ben şimdiden olmadıysa nasıl kendi vatandaşımı orada suçlu inat edeyim? Ama yaptılarsa cezalarını çeksinler dedim zaten. Ee, biraz ben perde arkasını sordum tabii ki yani bir kere gerçekler ortaya çıksın bizim de evet. kesinlikle tavrımız bundan yana sizin de dediğiniz gibi aslında bu Türk Evi binasını bir e, yabancı Amerikalı şirkette Türk şirket ortak olarak inşa ediyor ve bütün yönetmeliklere zaten söz konusu inşaatı ABD'li bir şirket yaptığı için uyuluyor ama yangın merdiveni açılışa yetişmiyor onun denetimini... Biraz daha erteleyebilir misiniz diye galiba bir talepte bulunuyor. Çıksın anlatsınlar gerçeği neyse. Şimdi e, aslında bütün bunları şöyle art, alt, art, alt alta topladığımızda size e, normalleşmeden başlayarak dün Bahçeli ile olan diyaloğunuzu, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizi yani son dönemde size muhalefetin içerisindeki keskin bir muhalefet veya eski CHP anlayışı tarafından sürekli eleştiri getirildiğini görüyoruz. Taban nasıl karşılıyor? Yani bütün bu olaylar aslında sizin son haftalarda üst üste eleştirildiğiniz olaylara dönüştü. Şimdi birincisi ben sokakta. Ben sokakta. Yani ben şüphesiz 31 Mart'tan sonra diğer liderler henüz hiçbiri çıkmadı. Benim 20'den fazla işte il ziyareti, belki yüzü geçmiş ilçe ziyareti sürekli sokakta olan ve temas halinde olan bir lider olarak. Bana şöyle bir şey hiç gelmedi. Özgür Bey bunu niye yapıyorsun diyen yok. Ama onlarcası, onlarcası son dönem yaptıklarınızı doğru buluyorum. Hiç oy vermedim. Belki yine de vermem ama çok doğru. İlk kez sizin yaklaşımınızla CHP'ye yaklaştım. Bunu onlarca kez duydum. Bunun birine İsmail Saymaz Rize mitinginde şahittir. O Şivesiyle Rizeli ömrü boyunca Tayyip Erdoğan'a oy vermişlerin bu yaklaşım doğru şimdi de geldin derdimizi duyuruyorsun sana bu sefer oy verebiliriz yaklaşımını İsmail Saymaz'la birebir yaşadık birkaç kez de televizyonda anlattı Rize oradaydı yani o ilgi, özel ilgisinden dolayı av sezonunu açıyoruz gece 12'yi geçti sarı yerden çıktık üçüncü köprünün altından Karadeniz'e açılmış ee, balıkçı takalarına anons yapıyorum. Tahmin edeceğiniz gibi işte rast gelsin bereketli olsun. Hı hı. Teşekkür meşekkür. Bir tanesi reis dedi. 22 yıldır reisin peşinde koştuk ama bizi mahvetti. Son zamandaki tutumundan dolayı çok gözüme girdin. Galiba oyumu da alacaksın. Bütün taka gülmekten yerlere yaptık. Bana bütün Karadeniz'deki gemiler duyuyor bunu. Bir Karadenizli Karadeniz'de avlanan bir balıkçı teknesi, sezon açan bir balıkçı teknesinin kaptanı söyledi bunu. Ve Cumhurbaşkanı'nın memleketinden. Memleketinden. O yüzden ben normalleşmeye sahada itiraz görmedim. Peki şimdi bizi izleyen... Millet normal zaten AK Partili ile AK Partili ile CHP'li cenazede Manisa Hatuniye Camii'nde er sıkışmıyor mu? Ya da Osmaniye'de MHP'li ile CHP'liler bayramda bayramlaşmıyor mu? Özgür Bey şahsen Millet normal, biz normal şahsen ben sizin bu yeni e, hamlenizin bir gazeteci olarak sizin açınızdan doğru strateji olduğunu düşünüyorum ama benim gibi düşünmeyen gazeteciler. Ya siz sorun zaten. Tabii. Hı -hı. Benim gibi düşünmeyen kanaat önderleri ve benim gibi düşünmeyen CHP gönül vermiş seçmenler tabii. var. Onlar da yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını doğru bulmadıkları için ona karşı çok sert bir muhalefet bekliyorlar CHP'den. Ancak bununla mutlu olabiliyorlar. Ama siz şimdi bu ezberi bozuyorsunuz. Kendi tabanınızı ikna edebilecek misiniz efendim? AK Parti ya da AK Parti'den kopan seçmenin gönlünü kazanayım derken kendi tabanınızdan bir kayıp yaşama riskiniz var mı? Şimdi şöyle, sıfır olur diyemem. Mutlaka olabilir. Ama benim işim Partiyi büyütmek. Benim işim partiyi iktidara taşımak. Biz 25'ten iktidar olamadık, olamıyoruz. Bu sistemde olamayız. E 25 biz kalalım, bolca taviz verelim, ittifaklar kuralım, 51'i öyle yakalayalım. Denedik, çok iyi niyetli gayretler içinde olundu. Hep birlikte elimizden geleni yaptık, olmadı. Partiyi büyütmek lazım. Partiyi büyütmenin yolu da işte bu %38 oyun. Anketlerde şimdi kimi 32 gösteriyor ki kimi... ama 25'e düşmedik. Kaça düştü? Son anket kaç 32, görünüyor? 32, buçuk diye. hatta. Bu... AK Parti kaç görünüyor sizin anketlerde? Bizim değil aslında kamuoyuna çıkar genelde 29, 3 puan geride. Bir ara 8 puan diyen bir şirket. Aradaki fark kapandı yani. Bir ara 8 puan diyen bir şirket oldu ama o bir ay sonra tam başka bir sonuç açıkladı. Genelde 3 puan 4, hayır aradaki fark şöyle açıldı. Seçim gecesi 1,6 puandı. Şu anda 3, 3,5, 4 puan. Ama CHP birinci parti ve devam ediyor olmayabilir. Yarım puan geri düşer, iki puan geri düşer. Ama CHP kafa kafaya yarışıyor. Ben bizim tabanın, onları ben bizim tabanın, benim sözümüze, bizim kitlemizin, benim sözüme değer verdiğini biliyorum. Ve ben onlara hiçbir zaman bile isteye yanıltmadım, verdiğim hiçbir sözü tutmamazlığım olmadı. Ben onlara dedim ki. Artık bu seçimlerde seçim gecesi bu partinin ışıkları erkenden sönmeyecek. Kadınlar tülbentli sirkeli suya başıp başına sarıp karanlık odada baş ağrısıyla yatmayacak. O tülbenti sallayıp alay çekeceksiniz. Bu ışıklar sabaha kadar yanacak. 31 Mart gecesi ilk önce çıktım ve dedim ki lütfen sevinci abartmayın. Biz sevinirken onlar sevinirken biz çok üzüldük. Bir rövanşa dönüştürmeyin. Kimseyi verdiği o pişman etmeyin. Bu gece biz kazandık ama Türkiye kaybetmedi. Bunu gösterin. Süleyman Seba gibi kaybeden takımı da düşünün. Çok Sevinç şey görüşmelerini istersen. abartmayın. Sonra da bir baktık ilk kez öyle görüyorum dünyanın en güzel görüntüsüymüş. Biz o bahçeyi öylesine etrafındaki bütün sokaklarla hiç dolduramadık. Hep seçim geceleri AK Parti'nin önü öyle, öyle oluyordu. <laughs> Doldu orası. Aldım mikrofonu. Duygulandınız. Dedim ki böyle yaptım. Dakikalarca alkışladılar. Şimdi bunu yaşamış ve yaşatmış birisi bir kere daha yapmak istiyor. Bir genel seçimde. Benim bunu yaparken partiyi satacağımı bilmem ne yapacağımı kim düşünür? Ben onlarla bir gülen, onlarla bir ağlayan bir ilçeye gittiğinde ilçe başkanı çayını içmeden ve o ilçedeki çaycıyla fotoğraf çektirmeden o emekçi çoğu da gönüllü onların. Kurultay günü konuşmama onları selamlayarak başladım ben. Bana hesap yapıyorlar. Diyorlar ki efendim kongre de delegeleri de ilk işte bir sürü. Dedim ki bunların kaç tanesi ilçe başkanı? Kimse saymamış. Dedim ki o zaman yalan olmasın rakam 365. Sayın bakalım kaçın ilçesine gitmişim? 340. Ben 340'ının ilçesinde çayını içmişim onların. Onlar biliyorlar beni. Çok eskiden beri. Onlara oldu. ne kadar değer verdiğimi. O zaman bu partisi, o sosyal medyada size yönelik bazı kampanyalar görüyoruz. TT oluyorsunuz, istifa çağrıları yapılıyor. Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorsunuz ya, gibi mi? Algı, şöyle söyleyeyim. Sadece ya da o tabanı temsil etmiyor mu? Twitter'a bakarsak akşam evin yolunu kaybederiz bir kere. Birincisi o. Doğrudan temsil etmiyor. Bakın. insanların gerçek insanların, gerçek görüşlerini, söyledikleri her eleştiri başımdan beraber. Öyle de olmalı. Ama rol orduları ya da bir takım kişiler tarafından manipüle edilmiş bir takım ekiplerin neler yapmaya çalıştığını görüyorum. O TT meselelerini geçmişte de çok deşifre ettim ben. Ee, bot hesaplara para basarak tırr, döndürerek falan yukarılara çıkarıyorlar falan, sonra sönüyor. Hep altını kazıyoruz, bakıyoruz biz onlara. Gerçek cumhuriyet halk partilerinin ya da gerçek seçmenin her türlü eleştirisi başımla beraber ama onlar beni anlıyorlar zaten. Öbür tarafta CHP'yi karıştırmak, CHP'yi bir tartışmanın içinde tutmak, CHP'yi bir başka yere sürüklemek isteyen bir takım anlayışlar var. Ben onlara papuç bırakmam. Şu kadarını söyleyeyim. Benim seçmenim şunu bilir. Süleyman Soylu 300 tane AK Parti milletvekilini de provoke ederek burnumun kırık olduğu bir gün küfür ederek ve üzerime yürüyerek. Gittiğinde de bir kelime eksik söylemedim. Gün oldu. 300 kişi sıra kapaklarına vurarak üstüme yürüdü veya Erdoğan'ı işaret etmişim o parmağı kıracağız diye geldiler. Oturdular. İlk fırsatta çıktım dedim ki parmağın kendine bakan değil gösterdiği yere bakan doğru yere bakıyordur. Ben bir şey işaret ediyorum arkadaşlar dedim. Şimdi gelin kırın dedim. Gelin linç edin dedim. Ben bunları yapmış Anlayacak birisi diyorsunuz. olarak... Tabanım. Zaman tamam. hızlı ilerliyor Pardon. başka başkaları Tamam başka beni tanır için. orada sorun yok. Ha, bir başka şey söyleyeyim bence burası önemli. Esas bizim bu normalleşmeyle yapmaya çalıştığımız mesele... ...Türkiye'nin geleceğini kurtarmak. Şöyle ki... ...bu otoriterleşme, gücün mutlaklaşması... ...değişmeyen lider, değişmeyen lider, değiştirilemeyen lider... ...bunun sonunda abad olan hiçbir ülke yok. Bu Orta Doğu görüntüsü, tek adam görüntüsü ne lidere yarıyor sonunda ne ülkeye yarıyor. Çünkü o işte kimsenin kimseyle konuşmadığı, kutuplaşmanın en yüksek olduğu rejimler, otoriter rejimler, demokrasilerde böyle işler yok. Hangi Avrupa Birliği ülkesinde partilerin liderleri bilmemler, birbirlerine milyonlarca euro tazminat davaları, her gün suç duyuruları bilmem neler. Biz ülkeyi normalleştirirken AK Partilisinin de MHP'lisinin de çocuğunun da geleceğini normalleştiriyoruz. Bu ülkenin en büyük mekan sorunu bir gücün bir yerde toplayıp otoriterleşmesi ve çatışmaya dönüşmesi. Peki efendim. Şimdi çok sorun var. Zaman akıyor. Tamam Biraz ben bundan sonra daha kısa kısa cevap Tamam. Vereyim. Ekrem Memmoğlu'nu ahmak davası meselesi çok tartışılıyor. Siyasi yasak alırsa CHP ne yapacak? Oyun planınız nedir? Şimdi oyun planımızı Ya yani da oyun planı demeyeyim de biz gazeteciler böyle doğru. Yani yol haritamız. Evet, yol haritamız, bir yol haritamız, bir haritamız var. Bununla ilgili hem alt düzeyde arkadaşlar toplantılar yaptı, birkaç kez Ekrem Bey'le de bir araya geldik. Böyle bir şey olduğunda kademe kademe gün gün ne yapacağımızı da konuştuk. Orada da bir genel mütabakatımız da var. Ama bunu şimdiden açıklamak doğru bir şey olmaz. Peki. Bir, bu cezayı normalleştirmememiz lazım. O yüzden de sanki karar normalmiş de okunması bekleniyormuş. Öyle bir kararın okunmaması lazım, alınmaması lazım. Alındığı takdirde zaten e, o anda değil, dan, yargıta yaşaması var. O davayla ilgili kanaatim şu, sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum. Bence siyasi yasak istinafta onanacak. Ama yargıta yaşaması kalacak. Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Olamazsak kim olacak? Olursa o mu olacak tartışmasının içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyelim. Bu Gün, oyuna gelmemek için ne yapacaksınız? Çünkü işte, tam o aşamada Ekrem İmamoğlu'nun erkenden Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edileceği böylece... Böyle bir şey yok. Böyle, bu Net. böyle, böyle bir şey yok. Şey yok. Bunu Çok Ekrem önemli Bey bu. de istemez. Hı hı. Bu doğru da olmaz. Ekrem Bey'in bana kendi ifadeleriyle de söylediği şu... İnsanlar bana İstanbul'a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul'a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum. Bugün Mansur Bey de benzer bir açıklama yaptı. Bizi bu tartışmaların içine çekiyorlar diyor ki Ekrem Bey bu konuda son derece somut ve net bir şekilde ya Ekrem Bey şimdiye kadar ben AK Parti'nin seç yerel seçimden beri bir açılış, bir temel atmasını görmedim. Ekrem Bey 500'e yakın temel atma ve projeyle birlikte İstanbul'da inanılmaz bir ikinci beş yıl hazırlanıyor. Ha bu işin sonunda bir gün aday belirleneceğinde en katılımcı şekilde ben bir kere her bir CHP üyesinin görüşünü alarak en doğrusu tüzüğümüzde de var. Belki hatta halk yoklamaları yaparak en doğru adayı en doğru şekilde belirleyeceğiz. Bir tane adayımız olacak ve o adayımızın etrafında hep birlikte kenetleneceğiz. Bu net. Bu noktada kime görev düşerse tarihi sorumluluğu onurla gururla taşıyacak. Ama işiniz çok zor. E zor. Şöyle kolay, kolay bir iş değil. Evet, geçen yayında da söyledim. Şimdi Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu çok güçlü iki aday. E, her ikisinin de Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesi e, normal. Sayın Mansur Yavaş'ta e, "Partim e, aday gösterirse Cumhurbaşkanı adayı olurum." cümlesini kendisinden daha önce duymadığımız kadar aslında sık altını çizmeye çalıştı. Ben geçen yayında dedim ki Allah Özgür Bey'e kolaylık versin ne yapacak iki isim arasında? Buradaki cevabım şu Allah eksikliklerini göstermesin. Ya olmasalardı? Ya bu aday gösterir. Şimdi iki kişi iki isim var. İkisi de işte sizin yaptığınız tanımlamalar kamuoyunda da öyle bir kanaat var. Ya olmasaydı? Aday arıyor falan olsaydık o daha kötü. Şu Ama anda, altılı masa bu yüzden çok kan kaybetmişti. Kim aday olacak bakın, tartışmasında. Bakın bu tartışmaları öyle uzatmayacağız bir. Günü gelmeden başlamayacağız. Bizim içimizde böyle bir tartışmamız yok. İki. Ayrıca bu parti hedefi çok net. Biz bu ülkede bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip ardından bu ülkede yeniden demokrasiyi kurmak istiyoruz. Güçlü bir parlamentoyu tesis etmek istiyoruz. Bizim nihai hedefimiz zaten tarafsız bir cumhurbaşkanı, tarafsız, partisiz bir cumhurbaşkanı. Partisiz bir cumhurbaşkanı bu Türkiye'de bütün tartışmaları ortadan kaldıracak tarafsız bir cumhurbaşkanı en nihayetinde ve devamında güçlü bir parlamento, güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan ve bizim arzumuza ulaştığımızda Türkiye'de bugün AK Parti'ye oy verenlerin de çok memnun olacağı büyük bir zenginleşme Bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne sokmak. Kuvvetler ayrılığını tesis etmek ve Türkiye'yi zenginleştirmek, kalkındırmak. CHP'nin ilk birinci yüzyıldaki ilk iktidarı bu ülkeyi uçurdu. ikinci yüzyıldaki ilk iktidarı da uçuracak. CHP 70'lerde geldiğinde de işçileri uçurdu, emeklileri uçurdu. Herkes bugün de öyle olacak. Biz bu ülkeyi zenginleştirmeye geliyoruz. Yeniden kalkındırmaya geliyoruz. Ve bu güçlü bir parlamentoyla kuvvetler ayrılığıyla ve bir tek adamdan değil ortak akıllan olur. Orada hepimize yer var. Peki yöntem ne olur sizce? Bugünden sormak belki çok erken, belki belirlemediniz ama CHP Cumhurbaşkanı adayını belirlerken aslında çok var diyoruz ama erken seçim çağrınız karşılık bulursa da çok zaman olmayabilir. Yönteminiz belli mi? Bir de eğer mesela diyorsunuz ya üyeleri soracağım. Üyeler özgür özel derse ne olacak? Şöyle buna e, çok cevap verdiniz ama hep tartışılıyor. Ben üyelerden böyle bir şey istemem. Çünkü ben şunu biliyorum. Ben seçimin kazanılmasının teminatıyım. Kendi iddia koyarsam o işin içine kendi hırslarım kendi heveslerim, bu sefer kıskançlıklarım, beni kıskananların kötü duyguları girer ki işte seçimi bize bu kaybettir. Ben burada en doğru adayın en geniş mütabakat ve en ortak akılla belirlenmesinin teminatıyım. Ben buna talibim. Dünyanın en güzel şeyi seçim 47 yıl sonra TRT ekranlarına CHP'yi birinci parti yazdırabilmekti. Bunu ilk seçimde de yaptıracağım. Bu olduğunda ben zaten zaferlerin en büyüğünü kazanmış olacağım. Ama işiniz çok zor. Şimdi ben düşünüyorum... ...Özgür Özel'i özellikle... ...sol CHP diyebileceğim CHP de çok destekliyor. Şimdi Mansur Bey'in de CHP dışında sağ kesimlerden aldığı bir destek var. Or Or Kime aday gösterseniz diğerini niye aday göstermeyi de, Ekrem Bey diyecektiniz. Ekrem Bey diyecektim. Hı -hı. Evet özür dilerim. Ee, Özgür Çelik'in bir lafını soracaktım da oradan dilim suçlu. Ee, yani... Ki hangisini gösterseniz niye diğerini göstermedi diyecekler. Ondan o işi ben için, tek başıma yapmayayım diyor. Onun için bugün bizim e, tv Yüz editörü Betül Aras'ın çok önemli bir kulis haberi vardı. Betül Aras sizin önemli bir yetkilinizle konuşmuş ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki adaylık meselesini çözüme kavuşturmak için iki isim arasında bir protokol imzalanabileceğini ve bir görev paylaşımı yapılabileceği iddiası var. Ne dersiniz? Betül Aras'a söylediğini MYK'da ya da hangi organdaysa orada söylemedi arkadaş. Hani değerlendirilir konuşulur da öyle biz bir protokolümüz var zaten. Biz bu ülkenin geleceğini hep birlikte el birliğiyle kurtarmak istiyoruz. En büyük protokol bu. Bakın İngiltere'nin anayasası yok ama en sağlam anayasa onlarda. Her şeyin yazılı olmasına gerek yok. Yazı bazen de itimatsızlıktır. Biz birbirimize itimat edeceğiz. Ve biz birbirimize suçları değil biz birbirimize sevgi bağı üzerinden bağlıyız. Bizim tertemiz geçmişlerimiz var ve bu partide bu ülkeyi yönetebilecek çok önemli kadrolar var. Artık özgüven eksikliğimiz de yok. Başarıyoruz, başarabildiğimizi gördük. Büyük bir özgüvenle biz bu işi başaracağız. Kimseyi kırmadan dökmeden. Tek başıma ben karar verirsem onu mu kayırdı, bunu mu kayırdı? Ayrıca sadece iki kişi değil. Ben onu şöyle bir ara dedim ki hep ikisini soruyorlar. O zaman öyle bir şey söylemiştim. Bir kere şöyle bir şey var. Bambaşka bir isim öne çıkarsa, çok öne çıktığında Ekrem Bey bana der ki bunu aday yapalım. Bakın bu kadar eminim. Bu kadar Emin eminim. Emin misiniz? Bu kadar eminim. Ekrem Az önce Bey, dediniz ki eğer ben olursam kıskançlıklarım, duygularım öne çıkar. Bu iki isim için de geçer değil mi Bir efendim? şey söyleyeyim mi? Ekrem Bey diyor ki ben İstanbul'a en iyi hizmeti etmek istiyorum. Sonuçta böyle bir görev düşerse bu işi yapar, başarır ama bu tartışmalar için çok erken. Bir benzer şey Mansur Bey'de bugün Volkan Bey. Doğru. Volkan Gültekin'e bir açıklama yaparak bu benim artık bu konudaki son sözlerim dedi diye bir açıklama o yaptı. Bitirdi. Benim için bu tartışma kapanmıştır. CHP'nin adayı CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarının yaşanmasını doğru bulmuyorum dedi. Bitti gitti. Dedi. Biz de zaten bu çok doğru bir tavır. Ekrem Bey de aynı tavırda. Ben de o tavırdayım. Bu parti sözüme değer veren ve bu partiyi seven herkese söylüyorum. Bu tartışmaların yapılmasını bizden olmayan ve bizim adım adım iktidara yürüdüğümüzü görenler istiyor. Bunun için tetikliyorlar. Bu oyuna gelmeyin. Günü geldiğinde bakın tek başıma da değil. Bütün üyelerimizin de görüşünü alma gibi bir niyetim var. En geniş mütabakatla en doğru adayı belirleyeceğiz. Bir Cumhuriyet Halk Partili, gerçek bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanımız olacak. Ha ama biz belki de o adayın adaylıktan sonra partiyle bağını kesmesini konuşabiliriz. Hmm. çünkü Bunların hepsini oturacağız konuşacağız. Bunu mütabakatla yapacağız. Ama esas hedefimiz Türkiye'yi güçlü bir parlamentoya dönüştürmek. Bu dünyanın en zengin ülkeleri güçlü parlamentolarla yönetiliyor. En yoksul ülkeleri de başkanlık ve yarı başkanlıkla. Amerika istisna 52 devletten müteşekkil. Federe bir devlet orası. O olmaz. Ama dünyada Gücü mutlaklaştıranlar kendileri zenginleşip halkı fakirleştiriyorlar. Gücü dağıtanlar ve demokratikleşenler kendileri mütevazileşiyor. Halk zenginleşiyor. Benim hedefim Türkiye'deki 10 yıl sonra alım gücünü önemli yani gıdada falan On kat arttırmak Tamam ben... o zaman orayı biraz konuşalım evet. çok özür dilerim kestiğim için son aşağı yukarı 20 dakikamız biraz ne CHP ne Evet evet gerçekten çok hızlı geçti ee, CHP bu ülkeye ne vaat ediyor biraz onu konuşalım istiyorum çok Çünkü önemli. hep biz adayları konuşuyoruz o lider o lidere onu dediği konuşuyoruz ama bizim bu ana haberde bir misyonumuz olacak Efendim nacizane Biz siyasetçileri ülken için ne yaptın ha. diye soruyoruz dün de mikrofonu Öyle. attık gelenlere CHP erken seçim istiyor, birinci partiyiz, iktidar olacağız diyor. Peki sizin çözüm önerilerinizde bunları ne zaman, nasıl duyacağız sizden? Çok güzel. Biz 4 Eylül, 9 Eylül arası bir kurultay yaptık. Adı değişim kurultayıydı. İlk günü sembolik anlamda Sivas'ta. Sonra ikinci, üçüncü günü tüzüğümüzü değiştirdik tam bir mütabakatla. Devamında iki gün çalıştık ve program kurultayımızın başlangıcını yaptık. Sosyalist İnternasyonel'in bir komitesi de geldi katkı sağladı her ülkeden. Hı hı. Türkiye'den akademisyenler vardı ve bütün delegelerimiz 30 farklı masadaydılar. Ve 82 ayrı başlığı çalıştılar. Şimdi nereden başlayacağımızı ve nasıl başlayacağımızı biliyoruz. Ve bundan sonraki 6 ayda hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde 973 ilçede hem kendi üyeleriyle kapalı hem de meslek kuruluşlarıyla kanaat önderleriyle sendikalarla o ilde neyse mesela Kocaeli'de sendikalar çok önemli ama işte e, Trakya'ya gittiğinizde ziraat odaları çok önemli gibi en doğru temasları kurarak ilk önce sorunları zaten tespit ettik. Biliyoruz orada en mahir biliyoruz. hepimiz biliyoruz. Bir kendi çözüm önerilerini konuşup ama çok taslak katkılar alacak aslında hani bir şirket yönetir gibi parti yöneteceğiz lafı kötü olduğu için değil ama hani bir borsa deyimiyle ilk önce talep toplayacağız. Benim derdim bu şöyle çözülür. Tarımda, balıkçılıkta, hayvancılıkta, arıcılıkta, makro ekonomide onu tabii bambaşka düzlemle onu biraz daha açmak isterim. Dış politikada, iç politikada yani iç işlerinde, her şeyde, kültürde, sanatta, hele hele eğitimde. Bunu bütün paydaşlarla konuşarak önce talepler toplanacak. Akademisyenlerle çalışılacak. Dünyaya bakan bir heyet kuruldu olacak ve 6 ayın sonunda artık olgunlaşan metinler kağıda dönecek. Nasıl partiyi nasıl yöneteceğimizi söylediysek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi partinin mevcut programını sıfırdan yeniden yazarak. Hedeflerini anlatırım nasıl olacağını ama içinde hem bütün herkesin halka ne anlatacağını, hangi çerçevede anlatacağını bileceği, hem ben CHP ne öneriyor sorunuza bütün cevapların olacağı parti programımızı 8 ay sonra veya işte 6 ila 8 ayda bitireceğiz. Bir kurultayda onaylayıp resmileştirerek ama 8 ay sonra hazır hale getireceğiz. O gün tekrar bir program Müthiş yapalım. Hepsini konuşalım. Yalnız bana bu sözleriniz Sayın Babacan'ı hatırlattı. Onlar da Deva Partisi olarak çalıştılar. Kağıtlar, dosyalar, efendim programlar halka anlatamadılar. Bazen çok uzun çalışmalar siyasetin sahadaki gerçekliğiyle örtüşmüyor. CHP'den biz gerçekten bugün bizi izleyen emeklilerle ilgili, bugün bizi izleyen okuldaki kirlilikle ilgili bir problem yaşayan anne babalarla ilgili, bugün bizi izleyen orta sınıfla ilgili somut Öneriler görebilecek Hepsini mi? göreceksiniz. Bakın şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı dahilinde politika notları, seçim vaatleri ve en sonunda da biz bir, bir sene, bir ay sonraya seçim istiyoruz. Yani bir sene, bir ay sonra seçim isteyen bir parti bu sürecin sonunda politika notlarını, seçim vaatlerini, hükümet programını olgunlaştırmış olacak. Ve benim esas söylemeye çalıştığım şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının en somut vaadi... Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Kamuoyunda bu... biz sizce desteği var mı? Var. Ya yani Türk halkı sizce Avrupa Birliği ile ilgili evet. artık? Evet. Şöyle. Artık derken umudunu söndürdüler. O umudu yeşertiyoruz. Aha, 61 kez mi reddedilmiştik yanlış mı? Ama şöyle bir şey var. Esas şu anda iktidarın öyle bir vizyonu kalmadığı için birincisi, ikincisi Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında yol yürüdüğünüzde yani hukuku çözdüğünüzde, kuvvetler ayrılığı çözdüğünüzde parlamentonuzu ...güçlendirdiğinizde, yargıyı güçlendirdiğinizde... ...ve şeffaflaştığınızda... ...siyasi ahlak yasanız... ...Greco kriterlerini de aştığında... ...millet peşinizden... ...o dünyada dolaşan sıcak para... ...böyle oluk oluk akmak için gelecek. Bütün kaynaklar zaten doğru kullanılacak. Yani ya, o Ekonomiyi o vakitten sonra, düzeltmek için... ...Avrupa Birliği hedefleri... O o vakitten sonra almasalar da olur da... ...koşa koşa da alırlar. O gün belki bambaşka şeyler konuşulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Sosyalist internasyoneldeki... Yunanistan temsilcisi parti dahil CHP iktidarındaki tam üyeliği destekliyoruz diye... 77 ülkeye imza attırdım ben. 77 ülkeye. Bu önemli bir vizyon. Yani o kadar. Yani böyle. çok özür diliyorum. Şimdi sokağa çıksak 77 vatandaşı imza attırabilir misiniz benim değilim. Şöyle, Avrupa Birliği hayali Türkiye için. Avrupa artık Birliği bir hayalini. Geçmiş bir. Bu AK hayalsin. parti Türkiye'yi Avrupa'dan ve Avrupa ideallerinden... kopardığı için sönmüştü. Ama bizim anketlerimizde. Vatandaşların 65'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istiyor çıkıyor halen daha. O yüzden işin bu kısmı çok önemli. İkincisi siz o yola düşün de zenginleştirin vatandaşı varsınlar almasınlar. 10 yıl sonra yani iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olduğu iktidarın sonunda alım gücü 10 kat artacak gıdada. Bunu şöyle anlattım çok onu da tartıştırdılar sordum acayip karşılığı var ankette. Bir yerde aslında tabi oradan da bir tek şey cımbızladılar ama ben orada diyorum ki şunu düşünün. AK Parti paradan 6-0 attı. Ama onlar hem etiketlerden attı hem maaşlardan attı. Biz sadece etiketlerden atacağız. Bugünkü maaşı aldığınızı ama dana kıymanın 55 lira olduğunu, kuzu pirzolanın 80 lira olduğunu düşünün. Bugün aynı maaşı aldığınızı ve 8 80 lira olan taze fasulyenin 8 lira olduğunu düşünün. Aynı maaşı aldığınızı derken anlatırken 1400 lira olan rakının 100 lira olduğunu dedim. da bunu söyledi bir alkış koptu. Bir ad, adadaydık da bir alkış koptu. Dedim ki yanlış anlarlar. Ben alım gücünün on kat artmasını anlatmak için. Ama, ciddi ama rakı meselesi hükümete yakın çevreler tarafından da epey eleştirildi. Eleştirildi ama bir şey söyleyeceğim. Bir kere buna hakları yok. Kimsenin yaşam biçimine... Bu arada biçimine... sağlığa zararlıdır da rütük kuralları gene iyi. Hiçbir e... kimsenin yaşam azamet biçimine azamet müdahale ol. edilemez. Hele hele çılgınca vergiler koyarak bir yaşam biçimi cezalandırmasına da gerçekten çok karşıyım. Ama benim dediğim paranın alım gücü on kat artacak... Herkese anladığı dilden anlatıyor. Sen istediği iç, o, arkadaş, ya, gül, o arkadaşımız Gülsü'yü alacaksa ki ben Isparta'yı çok destekliyorum herkes alsın. O da onda biri fiyatmış gibi olacak. Alım gücünü atacak diyorum. Özellikle gıdadan bahsediyorum. Gıda enflasyonunun düşmesini. Gelelim e, milli eğitim meselesine. Şimdi burada iki başlık var. Milli eğitimde temizlikle ilgili tartışmalarda Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu. Parti olarak yeteri kadar rol alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü şöyle oldu. Hızlıca özetleyeyim. Mansur Yavaş okullara gittik. Temizlik görevlerimizi geri çeviriyorlar diye bir açıklama yaptı. Dün TV ekranlarında Milli Eğitim Bakanı da kendisine yanıt verdi. Dedi ki 21 tane okulu temizlemeye gitmişler. Sanki 2100 okulu temizlemeye gitmişlercesine bunu anlatıyor dedi. Bu konuda yorumunuz olur mu? Şimdi ben Belediye başkanımın Mansur Yavaş'ın verdiği rakama güveniyorum, inanıyorum. Ama bu konuda hemen Milli Eğitim Bakanı ile birlikte ...hemen o birini görevlendirsin... ...ben birini görevlendireyim gitsinler baksınlar. Zaten o da bir de koordinasyon çağrısı yaptı. Dedi ki... ...bize eğer e, söylerlerse... ...çünkü okullara çat kapı gidiyorlar... ...biz temizlik görevlisiyiz diye geliyorlar... ...güvenlik nedeniyle alınamayabilir... ...lütfen bizimle koordine etsinler Öyle dedi. Değil. Bakın, çok, o zaman doğrusunu söyleyeyim. Bir kere bu hı hı. Şu, nereden çıktığını anlatalım. Ee, ben Amerika'ya giderken açıkladım. Hı hı. 81 il 973 ilçeme yazdım. Dedim ki okulları... Çocuk mahremiyetine saygı göstererek, video çekmeden, fotoğraf paylaşmadan, okul müdürünü aşmadan ve belli kuralları ihlal etmeden belli bir heyetle ziyaret edin. Bu eğitim başkanı il eğitim sorumlusu. Hepsi emekli öğretmen. Hmm. Emekli öğretmenler dönsün. Ağırlıklı olarak öğretmenlerden kadın kolları ve gençlik kollarından olsun Okulları ziyaret edin. Eğer bir hijyen sorunu, bir kriz varsa... Belediyemizin olduğu yerlerde o belediye, olmayan yerlerde en yakın belediyemize haber verin. Bütün hepsinin temizliğine falan talip değiliz. <laughs> Talep edene yardım taahhüt ediyoruz diye ben okullara gönderiyorum. Ve o talebe göre biz öyle elde fırça, kova okula temizlemeye gitmiyoruz, yetişemeyiz zaten. Biz okula örgütümüzü yolluyoruz ama net olarak da yazımız şu. Bu bir siyasi çalışma değil. Çocuk mahremiyetleri fotoğraf paylaşıyor. Okullarla dayanışma. Eğer okul müdürü, okul aile birliği hijyenle ilgili bir sorundan, temizlikle ilgili bir eksikten bahsediyorsa giderilene kadar belediyemize haber verin. Ve belediyelerimiz de ondan sonra gidiyor. Çağrılmadığımız yere gitmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı şimdi tabii ki müdürler belki endişe ediyorlar. Yani bakanı da doğrudan şimdi yalan söylüyorsun demeyeyim de. Belki de çağırdığı halde ya kendileri geldi diyordur. Milli Eğitim Bakanı'nın gazabından korktukları için. Ama bu Milli Eğitim Bakanı bu yükü taşıyamıyor. AK Parti'nin en başarısız olduğu alandır Milli Eğitim. En çok bakan değiştirdiği, kültürle birlikte iki bakanlıktan birisidir. Her gelen reform yapar bir öncekini kötüler ama hepsini Tayyip Erdoğan atar. O yüzden esas bu bakanları değil de bu bakanları atayanı değiştirmeden bu iş çözülmeyecek. Ama biz o güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak Onların yetişemediği yerde onlara işbirliği teklif ediyoruz. Koordinasyonsa açık yüreklilikle söylesinler. Biz en yakın belediyemizi yönlendirelim ama engel olmaya çalışıyorlar. Bu eksik yokmuş gibi. Bu bakan dedi ki Gübra Hanım okullarımız beş yıldızlı otel gibi dedi. İki gün sonra çıktı ki berbat durumda bütün okullar. Bir Sıcak yemek verelim demiştik. Biz de vereceğiz dediler. Önce okul öncesi deyip çevirdiler seçimden sonra. Geçen Eylül onu da kaldırdılar. Şimdi hadi sıcak yemek ver diyoruz. Diyor ki ne personelimiz ne imkanlar ne ortam müsait değil. 5 e yıldızlı otelde bir öğün yemek verilmez mi çocuklara? Hani 5 yıldızlı oteldi. O yüzden Milli Eğitim Bakanı'nın çok ciddi bir tutarsızlığı var. Madem siz çok hazırdınız da neden... Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı 30 bin yeni personelden bahsediyor okullar için. Veya madem lazımdı niye Temmuz Ağustos'ta alıp da okulları pürü pak yapmadınız. Okullar açıldıktan 4 hafta sonra personel almaya kalkıyorsunuz. Ve daha almadılar, alamadılar. Okullarda da çok ciddi temizlik ve hijyen sorunları var. Biz sırf çocuk mahremiyetine helal, halel gelir diye fotoğraf çektirmiyoruz. Tuvaletleri bir görseniz. Bir görseniz tuvaletlerin halini. Yok, hakkımız, tertemiz tuvaletler hem çocukların hem de kamu kurumlarında yani, hepimizin hakkı. Bu arada şey <laughs> başlattık, e, bunu hızla yaygınlaştıracağız. E, i̇lk Beyoğlu belediği biz başlattık, teşekkür ediyorum kendisine. Okullara sebil koyuyoruz, çocukların ücretsiz sağlıklı su içmek İnan güney. hakkı. Hı -hı. Beyoğlu başlattı, ama iyi örnek her tarafa yaymak istiyoruz. Hiç olmazsa çocuklara dünyanın parası, ateş pahası sular. Bu çeşmelerden içilebilir su akıtana kadar çok, hiç olmazsa okullarda oluyor. Çok buluyor. güzel bir uygulama. bizde de ben de medeni ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de tıpkı Londra'da olduğu gibi İstanbul'da da musluk suyu içilmesi çağrısı yapacağız bu ana haberde. Evet, evet. Gündemimizdeydi üstüne geldi Sizin en ben. azından çocuklarımız içsin. Efendim son 10 dakikadan da az bir zamanımız var. Hızlı bir tur yapmak tamam. isterim sizinle şöyle. Değişik hızlı. bir formatmış evet, gibi. Değişik bir formatmış gibi hızlı soru cevap. şimdi ee, erken seçim çağrısı ile ilgili bir çağrı yaptınız. AK Parti kabul etmedi. AK Parti seçimi 6 ay kala size e, hadi gelin şimdi yapalım derse ne yapacaksınız? Yok. Hayır diyeceksiniz. 6 ayı bekleyin diyeceğiz. AK Parti eğer 5 yıllığına seçildi Erdoğan. Hı -hı. Tam ortası olan seneye Kasım'da seçimden kaçarsa bir daha peşimizden koşmasınlar erken seçim diye. Peki. Şimdi İsrail ile ilgili de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine bir çağrınız oldu. Sizin buna dair yani bölgede bir ateş var. Ee, İsrail'in Türkiye'ye saldırması ya da böyle bir hedeflemesi gibi bir tehlike siz görüyor musunuz? Şimdi dün Erdoğan meclis kürsüsünde böyle bir cümle kurdu. Hı hı. Benim meselem şu. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir şey diyorsa Ciddiye alırım. Diyorsun. Bu çok önemli bir mesele. Hı hı. Derhal meclis başkanına da grup başkan vekillerimiz ziyarette bulunacaklar. Derhal ama derhal. Meclis bir kapalı oturumda. Biliyorsunuz hı hı. 10 yıl tutanaklar yayınlanmıyor. 10 yıl sonra da karar alırsan yayınlanıyor. Bir gizli oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bence kendisi ve görevlendireceği bakanları yanında gelip onun onun ne demek olduğunu bütün mecliste paylaşmak durumundalar. Nasıl bir tehdit hı. görüyorsunuz da... Ha şunu yapıyorsanız ekonomi kötü, işler kötüye gidiyor. Yakın savaş tehdidi milleti arkamda toplar diyorsanız onu da görelim. Gelsinler anlatsınlar. Öyle İsrail Türkiye'ye saldıracak birlik olalım birlik olalım deyip oradan kendilerine bugün milletin gönlünden düşmüşken herkesin birden sahipleneceği bir mütabakatı istismar etmelerinden de endişe ederim. Yeni anayasa çağrılarına destek. Mevcut anayasaya mısın? uysunlar. Yeni Ersa'yı gelsinler konuşsunlar. Can Atala içeride. Gezi'den arkadaşlarımız Bakırköy Kadın'da Silivri Cezaevi'nde içeride. Ayım kararlarına uymuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorlar kapatacağız diyorlar. Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesi uymuyor. Sırtını sıvazlıyorlar. Ondan sonra dönüyorlar. Efendime söyleyeyim gelin yeni anayasa yapalım. Mevcutuna uy mevcutuna. Bir, birinin yeni bir elbise istemesi için eskisini ne yapmış bir bakarlar. Peki. Ee, Esat'tan randevu istediniz. Esat'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşelim diyor. Esat Türkiye'yi bir şekilde oyalıyor. Size ne cevap verdi? Şöyle, efendim? biz Esat'la görüşmeyle ilgili arka kapı diplomasisiyle sorduk ve olumlu bakıyoruz dediler. Hı hı. Resmi talepte bulunun, cevaplayalım dediler. Resmi talep yazımızı yolladık. O aşamada Erdoğan ben de görüşeceğim dedi. Eskiden Esat'la görüş Elleri kanlı Esed'le sen git görüş dünyanın lafını ediyordu bize. Ben de görüşeceğim dedi. Tahmin ediyorum bir bilgiye dayanarak değil. Şimdi Erdoğan'ın görüşmesi olunca, Putin'in aracılık edeceği olunca, bu işin Moskova'da falan olması, orada burada olması gibi şeyler gündeme gelince herhalde Suriye tarafı bir durdu gibi geliyor bana. Hı hı. Bize resmi yazı isteyip gün bildireceğiz demişlerdi. Bu konuda kendilerinden gün bekliyoruz ama ben... Esat'la görüşme noktasında benim bu adımım Erdoğan Esat görüşmesini başlatıyorsa ve bu Türkiye'deki sığınmacı sorunu çözecek orada bir genel haftan bahsediliyor. Ben bütün Avrupa'nın bu taşın altına elini koyması gerektiğini Avrupa'nın bütün liderlerinin gözünün içine baka baka söylüyorum. En son da e, SPD'nin genel başkanı geldiğinde açık toplantıda da söyledim kamuoyuna açık. Avrupa'nın da elini taşın altına sokup bu sığınmacıların Suriye'ye bir an önce dönmesi lazım. Ben bunu, biz bunu yapmak istiyoruz. Bizim bunu yapmak istediğimiz şeyinde Erdoğan ben de yapacaktım diyorsa aman yapsın. Aman yapsın destekliyorum. Hatta yani benim bir kolaylaştırıcılığım olacaksa ben onu yapayım. Peki. Ee, esattı konuştuk. Azerbaycan ve Filistin ziyaretleri olacağını söylediniz. Olacak. Ne zaman? Şöyle Filistin'le ilgili Mahmut Abbas zaten açık davette bulundu telefon görüşmemizde bu Filistin'in İsrail'in bu saldırıları hava sahası ile ilgili şeyden İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan uçuş onayı bekliyoruz. Ayrıca ben SPD'nin de Ramallah'ta pardon düzeltiyorum. Sosyalist İnternasyonel Başkanlar Kurulu'nun bir sonraki toplantısının hatta olağanüstü bir toplantıyla hemen Ramallah'ta yapılmasını söyledim. Gittiğimde Mahmut Abbas'la onu da konuşacağım. Ee, Mahmut Abbas'tan zaten çağrı var, beklenti var. İsrail izin verecek ki uçuşumuzu yapacağız ama görüyorsunuz İsrail'e oradan veriyor şu, an şu anda oraya Peki, uçamayız. Efendim izleyicilerimizden bir konuda kafa karışıklığı olmuş çok Tabii. soru gelmiş siz Ekrem Bey 5 yıl daha İstanbul'u yönetmek istiyor deyince bu dönemi mi kastediyorsunuz bir kez daha Hayır İstanbul mi? adaylığının? Ben bu dönem İstanbullular bana bu yürüyü verdi. işimi en iyi şekilde yapacağım günü geldiğinde Cumhurbaşkanlığı tartışmasında adaylıkta... ...bana bir görev düşerse onu da yaparım diyor. Bu çok net. Bu Son iki dakikam iki tatlı soru. Ee, bir CHP'linin düğününde kim olduğunu bir anda unuttum. Eşi... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Cangürek. Evet. Bizim e... belediye başkanı 30-31 yaşında olunca... E... ...bolca belediye bu hafta da... Mutluluklar diliyoruz. Eşinizle var. dansınız çok evet. güzel görüntülere neden oldu. Biraz perde arkasını merak ediyorum. Hesaplı mıydı biraz da? Yok e... hatta şey zorla böyle... Zorla mı kaldı? <laughs> Dedi kaldınız? ki ya şöyle... Biz kendi düğünümüzde dans ettik. Ondan sonra da çok böyle hani yakınlarımızın falan düğünlerinde diyoruz ama ben öyle çok dans etmeyi becerebilen biri de değilim. Ama genel başkanım siz de buyurmaz mısınız falan gibisinden söyleyince kalktık birlikte bir de Hüseyin'i çok seviyoruz. Evladımız gibi seviyoruz. Evladımızın düğününde de inşallah bir gün dans edeceğiz. Dans ettik öyle iyi oldu. Ama şöylesi de iyi oldu. O kadar kötücül bir akıl var ki. Öyle kötü insanlar var ki. Bundan birkaç hafta önce tutturdular, özgür özel boşanıyor. Ya ben. Evet efendim. Sormak istemedim ama ben, siz açtınız. Ben eşi Didemle kavga edecek kadar onu göremiyorum, burnumda tütüyor. Ayda bir iki gün Manisa'ya gidiyorum. Bir de tuttular, boşanıyor. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Didem'i aramış Tele, gazeteciler. O da demiş. Ondan sonra hiç niyetimiz yok. Biz 18 yaşından beri birlikteyiz. Biz 1993'ten beri birlikteyiz. 31 yıldır. Ve 31 yıldır çok iyi arkadaşız. Aramız hiç bozulmadı. Bundan sonra da Allah bozmasın. Allah i̇şte o Ama hani o şey dansta evladımızın düğününde dans eder gibi ettik. Yani. Çok güzel. Zaten sizin özel hayatınız hiç kimse ilgilendirmez ya, efendim. Hiçbir gazeteciyi de ilgilendirmez. Kendine gazeteci diyen gazetecilerin değil o ya. Gazeteci diyen bazı olmadık adamlar var. Gazeteci falan değil. Eskiden galericiydi onu gazeteci yaptı. Şimdi diyorlar ki gazeteci. Kim <laughs> <Diyorsun gülüyor> o efendim? Ya ismini söylemeyeyim şimdi. Yani meşhur etmeyeyim bir de takipçi kazanır. Belki. Ama şöyle bir şey var. 50 yaşına girdik biz bu sene. Okul arkadaşımın eşi sürpriz yaptı. Bir balık restoranında İstanbul'da gittim. Çocuğu kucağıma verdiler aldım. Dışarıdan fotoğraflar çekmiş. Şimdi ama dava edeceğim onu. Ettim yani. Fotoğraflar çekmiş. Ne çocuk mahremiyetine saygı ne kadıncağızın bacağı arkadan açılmış. Ona saygısız. Böyle fotoğrafları paylaşmış özgür özel alemlerde falan. Ya olacak şey mi? Hepsi 10 yaşından beri yatılı okulda büyüdüğüm arkadaşlarım şey. Nasıl kızdılar, nasıl üzüldüler. Hep birlikte 50 yaşa. Sonra da benim 50 yaşıma hep birlikte girdik. Geçen hafta onu atladı. Bu yönetmenimden 2 dakika rica ediyorum. Süremiz tamamlanmış. Kedi Sheron e, vefat etti. Yeni kedi Zafer gelmişti. Kahrdan mı öldü? Genel başkan değişti. Eski kedi vefat ya, etti. Şöyle. Biraz. Şero son 6 ayın buçuk ayını veteriner kliniğinde geçirdi. İki kez geldi. Geldiğinde fotoğrafını da paylaşmıştık. Ama şöyle 21 yaşında bu kedi yaşıyla 105'miş. Veterineri söylüyor. Veterineri şunu dedi. Bu cins bir kedinin yaşayabileceği belki de rekordur diyor. Kendinin de çok oymayı var veterinerimizin. Kemal Bey döneminde de Deniz Bey döneminde de çok iyi bakıldı ve çok iyi ama 21 yaş bir kedi için olacak bir yaş değil. İnşallah Allah Zafer'e de öyle uzun ömür versin. 31 Mart gecesi İzmir'de sokağa terk edilmiş. Bu çıktı. Üç kardeşi İzmir'deki belediyelerimizde. Bir tanesi bizde. Ama Zafer çok büyüdü şimdi. Çok keyifli. Ümit ediyorum iyi olacak. Bir tane Mayıs'ımız var. O da aşıları tamamlandıktan sonra bahçeye inecek. Bir tane balımız var. Ondan sonra yani e, hayvan sevgisi fazla. Efendim Süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Balık sevdiğinizi biliyorum. Size bir balık çorbası ikram edelim şimdi. <laughs> Sağ olun. Şimdi. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Ben de yeni dönemde için. hem size hem TV100'e başarılar diliyorum. Kolay çok gelsin. Çok teşekkürler. Efendim TV Yüz Ana Haber'in sonuna geldik. Bir kez daha duyurmuş olalım. Yarın da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş konuğumuz olacak. Cuma akşamı da İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yine bu stüdyoda konuğumuz olacak. TV Yüz Ana Haber'i izlemeye devam edin diyoruz. İyi akşamlar.